Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 8 Ocak 2020 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. 2020 yılı Erzincan İl Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş toplantı öncesi konuşma yaparak il genelindeki projelere ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Evet, çözüme bağlıyoruz. Toplantıda alınan kararların bir önceki toplantı kararlarını takip ediyoruz ve sonuçlarını değerlendiriyoruz. 2019 yılı yatırımları hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. İlimizde genel bütçe yatırımları programında bulunan 209 projenin bedelleri toplamı 6,5 milyar lira. Önceki yıllarda 552 milyon lira harcandı. 2019 yılı ödeneği 719 milyon lira olup dönem sonuna kadar 581 milyon liralık bir ödeme yapılarak, harcama yapılarak %75 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı. Karayollarında Kemaliye Dutlucu ayrımı 8. bölge Elazığ Hududu yolu 22 kilometre projenin bedeli 1 milyar 42 milyon lira olup çalışmaları devam ediyor. T1 ve T2 tünellerinde 1275 metre kazı destek çalışması yapıldı. Refahiye Kurcay İliç yolunun kalan kısmının uzunluğu şu anda 29 kilometre. Bunun da proje tutarı 501 milyon lira. Sünebeli tüneli ve bağlantı yollarında çalışmalar devam ediyor. Sünebeli tünelinde de 3110 metre kazı destek çalışmasına ulaşıldı. Turaçayır Barajı'nın köprüsünün proje tutarı 53 milyon lira olup 12 milyon lira harcanarak %24 seviyesine ulaşıldı. Çayırlı Başköy yolunun 100 milyon lira proje tutarı, bu da 21 milyon lira harcanarak %22 seviyesinde devam ediyor. Eğitim sektörü direktörlük binası %88 aşamada. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yeni bu yıl içerisinde başladı. Erzincan'da 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi. Erzincan'da 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi. Verem Savaşı Eğitimi ve Propaganda Haftası ile ilgili olarak Erzincan Gençlik Merkezi'nde verem hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda gençlere eğitim semineri verildi. Erzincan Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Doktor Ertan Murat tarafından verilen eğitimde hastalığın bulaşıcı ancak tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Bir hafta süreyle süren bir faaliyetimiz oluyor. Amaç toplumda verem hastalığı hakkında bir bilinç oluşturmak, farkındalık oluşturmak. Bakterinin tüberküloz dediğimiz bir bakterinin solunum yoluyla bulaşmasıyla ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık. Eğer sizin genel vücut direnciniz yani bağışıklığınız sağlam ise basili orada hapseder. Basil vücuttadır ama sizde klinik olarak hastalık tablosu ortaya çıkmaz. Biz buna tüberküloz enfeksiyonu diyoruz. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa, basili orada hapsedemezse vücut, bakteri bölünerek çoğalmaya ve vücuda yayılmaya başlar. O takdirde de biraz sonra sayacağım klinik bulguları ortaya çıkartan tüberküloz hastalığı ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu bir araştırmaya göre her yıl 10 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalanıyor. Bunların da yaklaşık 1,5 milyonu her yıl ölüyor. Ölüm sebebini ya ilaçlarını düzgün kullanmayarak dirençli tüberküloz haline geçen tüberküloz hastalığının formu nedeniyle ölüyor ya da hiç tedavi olmadığı için hastalık öldürüyor. Geçelim. Demek ki nasıl bulaşıyormuş?
Öksürük, aksırık ya da konuşma esnasında ağzımızdan çıkan damlacıkların karşıdaki tarafından solunmasıyla bulaşıyormuş. Peki el yıkamanın bir kuralı var biliyor musunuz? Nasıl? Dünya Sağlık Örgütü'nün standart el yıkaması sabunu 6 defa avuç içinde çevirmeniz şeklidir. Yani yaklaşık 30 saniye elinizi akarsuda yıkamanız lazım. Elinizdeki sabunu 6 defa elinizde çevirmeniz lazım. Tamam mı? Geçelim. Peki, veren mikrobu güneş görmeyen, iyi havalanmayan yerde saatlerce havada kalır diyoruz. Şimdi ben konuşurken ağzımdan damlacık çıkıyor veya birisi hapşırdığı zaman damlacık çıkıyor. Diyelim ki siz bunları gözle göremezsiniz. Bunlar mikron büyüklüğünde partiküller ve havada asılı kalıyorlar. Ben burada hapşırırken ağzımı kapatmadım, hapşırdım. Hastaysam, bir arkadaşınız buradan geçerken soluduysa, ben de bacil saçıyorsam o kişi hasta olacaktır. Ne zaman çıkacak hastalık? 2-2,5 ay sonra çıkacak. Basil alacak, vücuda girecek, çoğalacak, hastalık tablosu oluşturacak. O halde yapacağımız işlerden birisi öksürürken ağzımızı kapatmak bir mendille ve mendili bir defa kullanıp atmak, çöpe atmak, ellerimizi yıkamak ya da kolumuzu öksürmek. İkincisi ve en önemlisi de bulunduğumuz ortamları sık sık iyi havalandırmak. Yaşından küçükler, özellikle 2 yaşın altındakilerde bağışıklık sistemi henüz gelişmediğinden bir yaş grubundakilerin hasta olması daha kolaydır. Efendim? Öldürür mü yani hemen? Hemen öldürmez. Tedavisi mümkün. Tedavi olursa öldürmez. İdeal vücut ağırlığının %90'ından fazlasını kaybetmiş olan kişiler. Normalde biz ideal kiloyu nasıl hesaplıyoruz? Vücut kitle indeksiyle hesaplıyoruz. Bir kişide AIDS hastalığı varsa hemen hemen daima o kişide tüberküloz da ortaya çıkar. Çünkü AIDS dediğimiz Adult Immune Deficiency Syndrome. Yani kişinin bağışıklık sistemi zayıflamıştır. Ne dedik? Hastalık bağışıklığı düşmüş olan kişilerde çok kolay ortaya çıkar. Dolayısıyla bu kişilerde de hastalığın ortaya çıkma şansı çok yüksektir. Bir diğeri lösemi, lenfoma, baş boyun kanserleri, kanserin her türü gibi bağışıklığı baskılayan hastalığı olan kişiler daha kolay hastalanır, tüberküloza yakalanır. Şeker hastalığı olanlar daha kolay hasta olur. Belki hastanelerde görmüşsünüzdür, diyaliz merkezi diye bir yer var. Gören var mı hiç? Evet. Kronik böbrek yetmezliği olup böbrekleri artık işlev görmeyen kişiler haftada 3 gün diyaliz makinesine bağlanarak kişilerin idrarla atması gereken ama atamadığı maddeleri makine yardımıyla attığı bir işlem var. Tıbbi bir işlem var. Hemodiyaliz dediğimiz. Hemodiyaliz hastalarında bağışıklık sistemi çok zayıf. Hemodiyaliz hastalarında da tüberküloz ortaya çıkması sağlam insana göre daha yüksektir. Gittiğinizde akciğerler şöyle görür. Her iki tarafta. Ama bakın burada bir beyaz atılmış pamuk manzarasında infiltrasyon alanı var. Burada da var. Bu tek taraflı olabilir. Şurada olmayabilir, burada olabilir. İki taraflı olabilir. Bunları görüyorsanız bu da tüberküloz olabilir. Hastanın klinik bulguları uyuyorsa, mikroskopik muayenede siz basili görememişseniz, kültür sonucu 45 gün sonra çıkar, 45 günü beklemeden şu filmi gördüğünüzde bu kişi klinik radyolojik tanı olarak tüberkülozdur der, tedaviye başlarsanız 45 gün sonraki kültür sonucunu beklersiniz. Ellerinizi sık sık yıkayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandıracaksınız. Ürünleri, alkol, uyuşturucu kullanmayacaksınız. Bunların hepsi genel vücut direncinizi kırar. Normalde basit aldığınızda hasta olmayacakken hasta olursunuz. Verem hastalığını öğrendik mi? Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Erzincan'a gelen İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu yazar Selma Argon dedesinin ismini taşıdığı okulda öğrencilerle buluştu. Candır kitap can, hep birlikte kitap okuyor Erzincan yazarlar okullarda projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu
yazar Selma Argon öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdülkadir Zengin, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a benzerliğiyle tanınan Yüksel Kul, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kitap okumanın önemini anlattı. Şimdi Yazarlar Erzincan'da projesi kapsamında ki candır kitap, can hep birlikte okuyor Erzincan bir projemiz var. Ve bu projede okumayı bir ihtiyaç haline getirmek, uyku gibi, yemek gibi, hava gibi, su gibi, nasıl ki o ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız zaman yaşamamız tehlikeye girerse, benim çocuklar iyi dinliyorsunuz, iyi dinliyorsunuz, kitap okumazsa geleceğimiz tehlikeye girer. Onun için ilkokuldan itibaren yazarları okullarla buluşturuyoruz, sizlerle buluşturuyoruz. Bir, neler kazanıyoruz neler? Yazar gelmeden yazarla tanışıyorsunuz, kitabını okuyorsunuz. Bilgi sahibi oluyorsunuz, fikir sahibi oluyorsunuz. Yazar geliyor, hayatını anlatıyor. Dolayısıyla yazarın hayatını dinlediğiniz zaman kendinize göre bir hayatta yol çiziyorsunuz, öyle değil mi? Bak ne güzel. Bir de bugünkü yazarımız, yazardan da öte bir kimliği var. Okulumuzun ismi ne? Mehmet Akif Ersoy ismi, öyle mi? Peki sadece milli şairden de öte diyor yazarımız dedesi için. Peki İstiklal Marşı'nın yazarı kim? Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u en çok kim bilecek? Biz. Daha sonra ise Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesinin hayatını, arkadaşlıklarını ve eserlerini öğrencilere anlattı. Çocuklar, ben Mehmet Akif Ersoy'un en küçük kızı Suat Hanım'ın kızıyım. Onun 5 çocuğu vardı. 3 kız, 2 tane erkek çocuk. Şu anda hiçbiri hayatta değil. En küçük torun bendim. Şimdi tek ben kaldım. Ve 10 senedir her yeri dolaşarak, sizlere gelerek, her yere bütün abilerinize, ablalarınıza, hatta annelerinize, babalarınızla beraber olarak onları anlatmaya çalışıyorum. Dedemizin yaşadıklarını, o yaşanılan dönemi, yani zamanı anlatarak anlatmaya çalışıyorum. Sizler de daha küçüksünüz. Onun yazdığı ve bize bıraktığı Safahat adlı kitabını okumaya başladığınız andan itibaren dedemizi daha iyi tanıyacaksınız. Çünkü Safahat kitabı 7 ayrı bölümden oluşmuş bir kitaptır ve bize gerçekleri anlatır. Çünkü dedemiz hiçbir zaman oturup da hayalden yazmamıştır şiirlerini. Yaşamış, dolaşmış, gördüğü şeyleri bize anlatmış ve o dönemde neler yaşamışsa o satırlardadır hepsi. Onun için biraz daha büyüyünce o satırları okuyacaksınız, satırların arasında dolaşacaksınız. Neden üzülmüş, neden ağlamış, neden bazen sevinmiş, haykırmış, neden insanlarla beraber olup milli mücadelemizi, savaşımızı anlatmış, o zaman daha güzel anlayacaksınız. Kendi dillerinde hitap ettiğiniz zaman size saygı duyacaklar. Onlar nasıl buraya gelirken kırık kırık Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar, bizden bir şey istedikleri zaman Türkçe söylemeye çalışıyorlarsa, siz de yurt dışına giderseniz onların lisanında konuştuğunuz zaman çok güzel olur çocuklar. Bunu unutmayın. Ve dedemiz 4 yaşından itibaren dediğim gibi lisan öğreniyor, Kur'an öğreniyor ve babasının yetiştirileceği altında çok iyi bir talebe olmuş. Çok zeki bir çocuk, çok çalışkan bir çocuk. Bütün hayatı boyunca çok çalışkan olmuş. Bakın 63 sene yaşamış çocuklar. Çok kısa bir ömürdür aslında. Ama 63 seneye o kadar çok şey sığdırmış ki, sadece İstiklal Marşı'nı, Çanakkale şiirini yazmamış. Koca bir hayat bırakmış bize. Aynı zamanda Safahat onun da hayatıdır çocuklar.
çok iyi öğrenilmesi gerekir. Milli mücadeleye katılmış, görevli olarak Berlin'e gitmiş, çöllere gitmiş, vazifeli olarak her yere koşmuş, camilerde vaazlar vermiş için ve karşılığında bir para ödülü olduğu için ben katılmam. Para karşılığında milletime şiir yazamam demiş. İkna edin diyor Mustafa Paşa. Diyorlar ki bir ne yapalım, yarışma kalktı diyelim. Para da verilmeyecek diyelim, ikna edelim. Öyle diyorlar dedemize. Dedem de inanıyor ve madem para ödülü yok, tamam yazarım diyor. Yazıp millet meclisine teslim ediyor. İlk defa Şubat ayında okunmuş. Ondan sonra Mart ayına gelindiğinde o gün Mustafa Kemal Paşa'nın da mecliste olduğunu biliyoruz. 3 defa okunduktan sonra kabul edilmiş. Ama 3. okunuşunda Mehmet Akif Ersoy dedemiz çok utanmış alkışlardan, yaşa var ol seslerinden dışarı çıkmış, kaçmış, orada beklemeye başlamış. Dışarıda tebrik etmişler. Demiş ki arkadaşına, ben iyi yazdım mı hiç bilmiyorum ama sen çok güzel okudun diye arkadaşını tebrik etmiş. Birkaç gün sonra da para için çağırdıklarında, ben para için yazmadım, almam bu parayı dedi demiş ama demişler ki bütçeden para çıktı, bunu alın, ne isterseniz yapın. Almış o parayı, çocuklar çok büyük bir para. Hani gözünüzün önüne getiremezsiniz, ben de o zamanki para çok büyük bir para. Belki de Ankara'da çok fazla evler, çiftlikler alınabilecek bir para. 500 altın lira. Onu gitmiş Kızılay gibi bir yere, şehitlerin ailelerine meslek öğreten bir yere bağışlamış. Bir kuruşunu bile almamış. Erzincan'ın özellikle yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle köylerde ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Refahiye ilçesinde 9 ve Kemali ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapalı. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapalı olan bu köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.